Başkanıma, kıymetli başkanımızın ünvanları saydıklarının çok çok daha üstünde. Üretken, nitelikli, seçkin bir bürokrat, aynı zamanda da bilim dünyasına da katkıları, emekleri tartışılmaz. Güzel insanlar, Erdoğan Yıldırım Başkanı, sivil toplum platformları deyince, gerçekten bu alanın ordinar yüz profesörü diyebiliriz, kıymetli başkanıma. Kars Ardahan Iğdır Derneklerinin Genel Başkanı. Federasyon değil mi kıymetli başkanım? Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı çok güzel nitelikli tanıtımlara imza atıyor. Aynı zamanda emekleri diğer federasyonlar, diğer platformlar, diğer kültür dernekleri tarafından örnek alınıyor. Analitik çalışmaları, bir bölgesel tanıtım, bir ilin, bir bölgenin kültürel faaliyetleri, etnografik aksesuarları, folklorik desenleri ve geleneksel düzeyi, geleneksel deseni gerçekten çok nitelikli bir tanıtıma imza attı. Yakışıklılığını zaten bir Ankara'ya baktın mı bir Kocatepe'nin minarelerini görürsünüz, bir de Erdoğan Başkanı. Arz ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Rıfat abi, o kadar güzel şeyler söyledin ki artık senin bu hatipliğinden sonra biz burayı nasıl kapatacağız bu açı, onu düşünelim. Ben de nacizane burada profesörlerimiz varken, ben de siyaset bilimi doktorasına sahip bir kardeşinizim. Tabii öncelikle sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kars Ardahan Iğdır için teşekkür ediyorum. O Sarıkamış şehitleri için teşekkür ediyorum. Bizim dışımızda Sarıkamış'ı hem anlamak, hem anlatmak, hem de tanıtmak için böyle bir program düzenlediği için başta sevgili başkanımıza ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım Allah razı olsun. Sarıkamış bir destandır. Hatiplerimiz bahsetti ama ben Sarıkamış'a her konuşmamda Çanakkale'nin altyapısıdır. Çanakkale'nin hazırlayıcısıdır. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlığıdır diye her platformda da bunu söylüyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyoruz. Onlara minnet, şükran, saygıyla anıyoruz. Ben hocama teşekkür ediyorum dinlediğim kadarıyla. Tarihe de vakıf, ben de biraz tarihe de meraklıyım. Konuşmamı biraz kısa keseceğim ama bir iki kelime de etmek lazım. O bölgenin bir evladı olarak da dilimizin döndüğü kadarıyla da anlatmak isterim. Burada çok kıymetli Elazığ Başkanımız var. Allah razı olsun Süleyman abiden. Çok kıymetli abilerimiz var. Federasyonumuzun kurucu başkanı Yavuz Bey var burada. Hakikaten hocam 20 bin mi 90 bin mi hiç buna girmedik. Bir şehit de bizim için birdir. Bin şehit de bizim için birdir. Onun için Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da birçok yerde şehitlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Bu al bayrağın altında eğer böyle rahat geziyor isek, böyle rahat hareket ediyor isek, dünyayla yarışıyor isek, hakikaten Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı vatan olmazdı. Biraz önce üstad dedi ki, ben de hep şunu söylüyorum. Her şeysiz olur ama vatansız olmaz. Biz Türk milleti olarak hiçbir yere sığmayız, sığınmacı da olmayız. Ensar hassasiyetiyle milyonlarca insana ev sahipliği yaparız ama ülkemizin birliği ve beraberliği için, bir karış toprağı için gözümüzü kırpmadan canlarımızı feda ederiz. Allah o canlarımıza rahmet eylesin. Onun için burada çok kıymetli bir hazurunu görüyorum. Bu hazurun çok güzel şeyler söyledi. Ben de burada çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama tarihi yargılamak da hakikaten artık tarihçilerin işi olmalı. Bunu da nasıl yazıldı, nasıl etti, kimler yazdı, nasıl yazdıdan öte bizim kendi tarihimizi iyi öğrenip iyi anlatmamız lazım hocam. Bunlar burada size çok önemli görevler düşüyor. Bunun için de yavrularımız bilmiyor, çocuklarımız bilmiyor. Bizim tarihimizi uzun bir müddet başkaları yazdı. Evet. Yanlış yazdı, eksik yazdı, yanlı yazdı. Kasıtlı yazdı. Kasıtlı yazdı. Onun için bu yanlışların düzeltilip behamahal gerçek tarihimize dönüp
bu ülkenin hakikaten dünyada bize bir harita koysalardı daha önce, ya kendinize bir memleket seçin deseydi belki Türkiye Cumhuriyeti gibi güzel bir memleketi seçemez. Yüce Rabbimin, Yüce Rabbimin bize vermiş olduğu en büyük hediye. Ve etrafında Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan'da da o can kardeşlerimiz de Karabağ için savaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla beraber de o Karabağ alındı. Hep beraber savaşıldı ve kendi toprağıydı. Tekrar kendi toprağına da kavuştu. Onun için ben tekrar emeği geçen hocamıza, sevgili başkanımıza hakikaten çok duygulanıyorum. Çünkü Sarıkamış'ı anlatmak sağ olsun İç Anadolu Birliği'nin de bir görevi olarak da atletmesi kendine bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben Kars Ardahanıdır Federasyonu Yönetim Kurulu adına her bir katılımcıya şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere Allah emanet ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür takdimat olacak. Kıymetli başkanım, şeref verdiniz. Evet güzel insanlar, Ankara'da dürüst ticaretin sembolleşmiş abidevi şahsiyetlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset yapıyor aynı zamanda da. Kıymetli Bilal Yılmaz'ı arz ediyoruz efendim. Buyursunlar. Her şeyden evvel bugün bizleri bir araya getiren İç Anadolu Birliği Başkanımız İsmet Taş'a teşekkür ederiz. Ankara'da birçok programında yanında olduk. Ve Ankara'daki bürokratlarımızı, Ankara'daki sivil toplum örgütlerimizi bir araya getirdi. Ve birçok da üstadlarımızı, hocalarımızı bugün Sarıkamış çıkartmasında ki 90 bin şehidimizi bugün anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Güç üstadlarımız, hocalarımız, çok değerli hocalarımız anlattı. Onların anlattığı yerde de çok anlatacak bir şey yok. Önemli olan vatanımızı, milletimize, bölünmez bütünlüğüne hep beraber sahip çıkacağız. Partiler üstü, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan bütün halkımız yan yana duracak. Bu cumhuriyeti ilelebet sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bu ülkeyi biz refah, huzur, mutluluk içinde yaşamaya devam edeceğiz. Ve ülkemizin birçok bölgesindeki coğrafyasında yaşayan zengin bir ülkeyiz. Bu ülkemizin yan yana durursak, üretime yönelik üretimlerimizi çoğaltırsak, ülkemiz birçok ülkeden de daha üstün olacaktır. Onun için yakın zamanda bir seçim var, Cumhurbaşkanı seçimi var, milletvekili seçimi var. Tabii artık temiz siyaset, dürüst siyaset olsun. Bütün partilerde güzel insanlar, vatana, milletine hizmet eden insanlar seçilsin istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Özellikle kıymetli Azerbaycan'dan gelen Ayten Rehimova hocam. Çok yönlü, çok donatılı, kıymetli bir öğretmenimiz, eğitmenimiz. Efendim, kendisine bir tanımak isteriz. Emeklerinden, niyetlerinden dostlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bugün Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği'ni temsilen burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği'ne bağlı olarak Seda Müzik Kurslarının yöneticisiyim ben. Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği'nin ihtiyaç sahibi insanlara yardımda hem yemek hem gıda hem kışlık kömür olarak, mont olarak, ayakkabı olarak yardım etmekte bulunuyoruz. Bunları hepsini bizim başkanımız Avukat Arzuman Azaflı kendi imkanları sayesinde sunmaya çalışıyor. Burada olmaktan dediğim gibi şeref duyuyorum. Çok sağ olun. Rıfat hocamıza çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Günler
Hazır'ını saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hocama çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok müstefit olduk. Burada çok güzel bir konuya temas etti. Böyle tarihimizi ikiye bölmek isteyen, işte Osmanlı ile Cumhuriyet'i çatıştırmak isteyenlere çok güzel tespitler yaptı hocam. Bizim tarihimiz, ta 5000 yıllık tarihimiz var. Bunun kesintisi yoktur. Ta ezelden ebede kadar hepsi bizim geçmişimizdir, tarihimizdir. Allah cümle şehitlerimizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Bakara suresinde Estağfirullah buyurulur ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ. Yani mealen Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Şehitlerimizi kastediyor. Onlar diridirler. Zira siz bilemezsiniz diyor. İşte bu şehitler ölmez sloganının da hakikati, esprisi buradan geliyor. Kur'an'ın ifadesinden geliyor. Sarıkamış'ta bir yürek yaramız, her ne kadar stratejik hatalar yapılsa da ki yine Kur'an'ın ifadesiyle innemel amanu binniyat, ameller niyetlere göredir. Oradaki asker vatanını, yurdunu, milletini, ezanını, bayrağını, mukaddesatını savaşmak için gitmiştir ve şehittir. Allah cümlesinden razı olsun.